Merhaba Omni TV izleyicileri. Mart ayının gezegen hareketlerini Özlem Gider'e soracağız. Mart ayında bizi neler bekliyor Özlem? Mart ayında Mars önce İkizler Burcu'na geçiyor 4 Mart'ta. Bir gezegenin burç değiştirmesi önemli. Çünkü enerjiler değişiyor. Yani ortaya koyduğu özellikler değişiyor. Fonksiyonunun gerçekleştirdiği özellikler değişiyor. Mars savaşçı gezegen. Bizim nasıl mücadele ettiğimizi gösteren bir gezegen. Boğa'dayken, Boğa'daydı 4 Mart'a kadar Boğa Burcu'nda seyrediyordu ve geçen ay Şubat ayında Satürn'le kare yapmıştı. Daha önce Uranüs'le kavuşmuştu ve zararda olduğu bir pozisyonda olduğu için savaşçılık özelliğini zarar verir şekilde ortaya koymuştu. Şimdi ikizlere geçtiği için enerjiler değişiyor, özellikler değişiyor. İkizler akılcı bir burç, mantıklı bir burç ve nemli doğasıyla hava elementinden daha ılımlı hareket edecek Mars bu anlamda. Daha mantıklı hareket edecek. Yani savaşırken de aklı devreye girecek. Aklımız yani bizim tabii ki o Mars, bütün dünyanın Mars'ı. Dünyadan algılandığı şekliyle gökyüzünü yorumluyoruz çünkü. Dolayısıyla geçen ayki o kuru ve soğuk savaşçı hali şimdi daha ılımlı bir uzlaşmaya yönelik, daha fikir almaya yönelik, diğerlerinin de fikrini sormaya yönelik, başka görüşleri, düşünceleri de merak etmeye yönelik bir tarzda hareket ettiği için o sert enerjiler şimdi yerini daha yumuşak enerjilere bırakmış durumda. Ay içerisinde Satürn'le bir üçgen açı yapacak Kova Burcu'ndaki. Daha sonra Nisan'da Jüpiter'le yapacak. Bu üçgen açılarda bizim enerjilerin rahat aktığı dönemler. Yani o Ocak ayından itibaren yaşadığımız bazı sert etkilerinden bu ay nispeten uzaklaşmış durumdayız. Yani retro bitti. Retro da bitti tabii. Şubat'ın 21'inde bitmişti retro. Şu anda retroda hiç bir gezegen yok. Bütün gezegenler ileri harekette. Dolayısıyla bizim şöyle düşünmek lazım. Böyle bir atmosferde, böyle bir gökyüzü görünümünde başlanan işlerin haritası tabii ki bu. Demek ki ileri gidiyor gezegenler. Verdiğimiz kararlar o yolunda gideceği anlamına geliyor. Ve hava elementi devrede olduğu zaman ikizler, kova, akılcı mantıklı konulara yaklaşacağımız anlamına geliyor. Hani inatçılığı birazcık bıraktık. Mars boğadayken inatçılık benim bildiğim, benim tanıdığım şekliyle olsun her şey gibi bir dayatmadan söz ediyorduk geçen ay. Şimdi bu aydan da başkasının fikrinde alabilirim, bakayım o ne düşünüyor. Değişebilirim, daha değiştirebilirim kendimi. Değişken özellikler. Daha çeşitli açılardan bakabiliyoruz. Geniş değil yani de retro, başka açılardan bakabiliyoruz. Retro'da yani Merkür retrosu vardı daha geçen ay. Orada da zaten hani Merkür'ün temsil ettiği konular aksamıştı. Şimdi dediğim gibi bu ay hiçbir gezegen geri gitmediği için... Eğer haritamız uygunsa, ona vaat ediyorsa, bu ay bir şeye başlayacaksak, bu anlamda o işe dair aldığımız kararlar, attığımız adımlar yolunda ileriye doğru gidecek anlamına geliyor diye yorumlayabiliriz. Yani her yerden duyuyoruz mesela, yeni imzalar atabilir miyiz? Şöyle söyleyelim, her zaman... Her zaman dediğim gibi bir kişiye yeni imza atabilirsin, yeni başlangıç yapabilirsin diye haritasına bakmadan kesinlikle söylenemez. İşte bu ay koçlar şanslı, işte boğalar zor durumda filan, bunlar da söylenemez. Kesinlikle evet, natal haritası ve ilerletilmiş haritalarla beraber bakılarak, yorumlanarak söylenebilir.
Yani bir bütün o harita. Bir noktasını şey yapamayız. Noktasından yola çıkarak bir öngörüde bulunamayız. İşte koç burçlarını şu bekliyor. Asla doğru bir yaklaşım değil bu. Peki Mart ayının dolunayları ya da dolunayı, bir dolunay var sanırım. Dolunay var, evet. Her ay dolunay ve yeni ay var. Bunların etkileri nasıl olacak? Onların etkileri tabii yeni ayda şöyle bir yanlış orada da şey var, yaklaşım var. Yeni ayda bir şeye başlanıyor gibi. Hayır, yeni ayda bir şeye başlanmıyor. Bilakis yeni ayda güneş ve ay tam örtüştüğü için ve ay görünmüyor. Hani yeni ayda ay görünmüyor. Güneş onun ışığıyla kapatmış. Yani böyle bir ortamda bir şeye başlanamaz. Yalnız yeni aylar bize duygu ve düşüncelerimizin aynı noktaya yönlendiğini söyler ve bir şeyin başlayacağını hissettiğimiz zamanlar. Yani bir şeyler başlayacak. Duygu ve düşünceler aynı noktaya odaklanmış, haritamızda nereye düşüyorsa ve o ayın teması demek ki haritamızda düştüğü alanda bu ay biz o konularla ilgileneceğiz anlamına geliyor. Ama dediğim gibi eğer o yeni ayın derecesi ve burcu sizin haritanızda hiçbir noktaya, hiçbir gezegene değmiyorsa, olabilir bu, o zaman o yeni ay sizinle ilgili bir konu değil. Dolunay'da keza. Dolunay'da başladığımız bir işin renginin nasıl olacağını gösteriyor. Yani nasıl bir şey çıkacak, nasıl bir ürün çıkacak ortaya, onu görüyoruz. Gene bizim haritamızda bir noktaya dokunmuyorsa, zaten bir şeye başlamadıysak eğer, o dolunayla ilgili de bizim yapacağımız bir şey yok. Hani genel olarak denir ya, dolunaylarda gergin oluruz. Tabii genel bir gerginlik var, çünkü niye? Kutupluluktan dolayı iki tane gezegen, gök cismi daha doğrusu, güneş ve ay gezegen değil ama biz öyle adlandırıyoruz. Karşı karşıya geldi. Birbirlerinin artı eksi kutuplar gibi düşünelim. Bir elektrik çıkacak ortaya. Dolayısıyla gerginliğimiz var ama bizim haritamızda eğer bir noktaya değmiyorsa da o kadar da öyle kaygılanmaya gerek yok. İşte gerildim ben demeye gerek yok yani. Peki şu an gündemde olan Mars'ın Mart ayındaki etkilerini diye böyle bir tanım yapabilir miyiz? Tabii Mars'ın şöyle açı yapacağı zamanlar var. Mars 22 Mart'ta Mars-Satürn üçgeni gerçekleşecek. 24 Mart'ta Merkür-Mars karesi gerçekleşecek. Dolayısıyla o Mars, o Satürn'ü harekete geçirecek bir etki. Ama üçgen açıyla olduğu için ikisi işbirliği yapacaklar. Yani Mars savaşma yeteneğimiz, Satürn yapılandırma fonksiyonu işbirliği halinde çalıştıkları zaman, bu ay herhangi bir konuyla ilgili bir çalışma yapacaksak, bir işi başlatmak için ve onu yapılandırabilmek için daha desteklendiğimiz bir zamandan bahsediyoruz. Fakat üçgen açı, biz bir şey yapmazsak eğer, harekete geçmezsek, üçgen açı bize bir şey yapmıyor. Yani bizim üçgen açıyı çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü üçgen açılar biraz tembellik açısı Jüpiter doğasında. Üçgen açı da her şey yolunda gidiyor, ne güzel, rahatıma bakayım gibi bir açı. Orada bir kare açıya ihtiyaç var. Bu ayda bize o kareyi hala devam eden Satürn-Uranüs karesi veriyor. Yani o Satürn-Uranüs karesinin aslında yıkıcı, yıpratıcı etkisini o üçgen, Mars'ın üçgen yapması yumuşatmış oluyor. Ama o kare açı olmasa da biz o Mars-Satürn üçgeniyle de hiçbir şey de yapmayabiliriz gibi düşünmek lazım. Yani haritada benim kare açılarım var, zorlanıyorum, bana işte hayat hep zorluklar çıkarıyor, sertlikler çıkarıyor değil. O sertlikler olmasa harekete geçmiyoruz. Üçgenlerle doğduysan hakikaten çok atıl, tembel, bir işe yaramayan, hayatın sana kendiliğinden bir şeyler sunmasını bekleyen bir yapıda olabilirsin. Ama kareler, mesela Merkür-Mars karesi var 24 Mart'ta. O zaman da mesela Merkür-Mars karesi de bize bir fikri ifade etmek, bir fikir için, mücadele etmek için bir şey veriyor, motivasyon sağlıyor. Ama Merkür-Mars üçgeninde sohbetlere, hoş sohbetlere katılırsın ama hani ortaya bir şey çıkmayabilir.
gibi düşünmek lazım. Yani neticede hareket yine insanın kendi çabasıyla oluşan. Aynen. Şey. O bizi çabalamaya zorlayan o kareler, karşıt açılar, daha sert zannettiğimiz, hani hep şey diyorum ya ben, yani olumlu olumsuz diye bir şey yok hani hayatta. Biz tecrübe, yani değil mi? Bizim bakış açımız, bizim yani kare açı Mars doğasında bir açı ama Mars harekete geçirten bir şey bizi, yani mücadele etmemizi sağlayan bir şey. Savaş kötü bir şey mi? Evet, kötü bir şey ama savaşman gerekiyor bazen ve iyi bir savaşçı olmak zorundasın. Evet, mesela Kurtuluş Savaşı'nda bir savunma var, yani bir orada da başka bir mücadele var. Hı hı. Yani aslında insanın sanırım etiketle, yani olaya bakış açısıyla ilgili, değil mi? Herkesin olaya bakış açısı ve olaya yaklaşımı ile ilgili. Evet, yani bakış açısını geniş tutmamız gerekiyor. Yani astroloji şöyle diyelim, bu çok laf lafı açtı gibi oldu hani Mart'tan bahsederken. Astroloji insana hayata bütüncül yaklaşmayı öğretiyor aslında. Hani ne kadar öğreniyoruz, öğrendim mi ben de bilmiyorum ama hani onun için çabalıyorum. Mesela bir koç burcunu ben öğrendiğim zaman, bendeki koçu tabii ki önce bir öğreniyorum. Yani kendi koçumun ne yaptığını öğreniyorum. Fakat birisi bir koç gibi davrandığı zaman da onu yargılamamayı öğreniyorum. Yani o bir koç. Yani öyle davranacak tabii ki. Doğası. Hani onun doğası öyle. Hani bana en büyük katkısı bu oldu. Hani yapabiliyor muyum? Tabii ki. Ne bileyim, benim gezegenlerimle, burçlarımla sürtüşen, açıları olan kişilerle tabii ki şeyler yaşıyorum. Hatta yani beğenmiyorum. Şu anda o karşılaşmak dahi istemiyorum insan olarak. Ama en azından anlıyorum. Bundan dolayı, bundan dolayı diye daha bütüncül yaklaşmaya çalışıyorum diyeyim. Yani konu nereden nereye geldi ama böyle. Bence astroloji hani böyle ilgili. Şimdi astroloji şu anda çok popüler bir şey. Ben 6 sene, 5 sene oldu okulla başlamam. Ama ondan önceki tabii ilgilenmem çok daha uzun. Başka bir kariyerim vardı. Yani astrolojiyle profesyonel anlamda ilgileneceğimi hiç düşünmemiştim. Ben de aynen herkes gibi merak ediyordum. Hani ne zaman ne olacak? Evleneceğim mi? İşte iş yerimde terfi alacağım mı? Çocuğum olacak mı? Falan diye ilgileniyordum. Sonunda esas sorunun bu olmadığını öğrendim astroloji sayesinde. Esas soru diyelim ki ne zaman evleneceğim sorusu. Genellikle bekar insanların o haritada görmek istedikleri şey ne zaman ne olacak? Ne zaman ne olacağını görmek istiyoruz. Aslında bizim oradan almamız gereken cevap, o olay olduğunda biz nasıl olacağız? Biz o olaya nasıl tepki vereceğiz? O durumu bizim kendimizi iyi hisseder ya da dengeli, huzurlu hisseder halde karşılayabilmemiz için bizim elimizdeki potansiyel ne, malzeme ne? Onu öğrenmek üzerine psikolojik astrolojiden bahsediyorum. Psikolojik astroloji, çünkü astrolojinin de çok dalları var. Yani bir haritaya bugün hava nasıl olacak diye de bakılabilir. Ama aslında onun cevabı da hava yağışlı olduğunda ne yapılması gerekir diye bakılması gerek. Aynen hani biz de kendi haritamıza, biz birisiyle karşılaştığımızda kendi ilişki kurma modelimizin en iyi yönlerini nasıl kullanırız? Yönleri arasındaki dengeyi nasıl sağlarız gibi bakmak gerekir diye düşünüyorum. Peki Mart ayında daha özgürleşecek miyiz? Şimdi Mart ayında değil, zaten biz Jüpiter ve Satürn kovaya girdiğinden beri özgürleşme çabası göstermek zorundayız. Yani kova burcuna girdi Jüpiter, Satürn. Dolayısıyla kovanın gerektirdiği, olması gereken kova burcunun özelliklerini inşa etmemiz gerekiyor. Özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, tarafsızlık. Daha özgürleşecek miyiz? Hayır.
özgürleşemeyebiliriz. Çünkü Satürn kovadayken özgürlüğü kısıtlamaya yönelik çalışıyor. Satürn kısıtlama, engelleme, durdurma gezegeni. Dur bakalım, öyle elini kolunu sallayarak öyle özgürce kafana estiği gibi senin kendi kurallarınla yaşayamazsın diye biz önce bir baskıyla karşılaşacağız. Ama yapmamız gereken bağımsızlığımızı inşa etmek. Ben tabii ki tüm dünya için diyorum, özgürlük ve eşitlik mücadelesini vermemiz gerekiyor. Ve bunların kısıtlandığı bir etki. Bunların kısıtlandığı etkiyle biz zaten bunu yapılandırma güdüsü hissediyoruz. Yani böyle bir kısıtlama olmasa, zaten sen özgür olsan bunu yapılandırmana gerek de yok. Hani hep böyle düşünmek lazım. Satürn oradan baskı uyguluyor. Sen de o baskıya isyan ediyorsun. Dolayısıyla bağımsızlığına kavuşuyorsun gibi durumlar var. Peki Özlem, Mart ayının yeni diğer gezegen hareketleri neler? Şimdi aslında Mart ayı 20-21 Mart Güneş'in Koç burcuna girdiği zaman, bu Mart ayında da 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna giriyor ve Venüs Koç'a girecek. Ve Koç zaten bir başlatma enerjisi. Dolayısıyla bizim haritalarımızdaki Koç alanı hareketlenmiş olacak. Koç burcuna girmesiyle gezegenlerin az önce dediğim gibi bu ay başladığımız işin karakteri, o gökyüzü. Olur. Yani bütün olaylar, durumlar, kişiler başlangıç anı, doğum anında gökyüzündeki yerleşimler neyse haritaları o oluyor. Yani bu ay başlanılan bir işin Güneş'i Koç burcunda oluyor, Venüs'ü Koç burcunda oluyor. Güne göre tabii ki 20 Mart'ta giriyor Koç burcuna. Ve dolayısıyla bizim ve astrolojik takvimin de başlangıcı Koç burcu. 0 derece ilkbahar ekinoksunda başlıyor astrolojik takvim. Dolayısıyla gerçek anlamda da tüm dünyada filizlenme, çiçeklenme, bahar başlıyor. Dolayısıyla hepimiz gerçekten canlanıyoruz. Evet, canlanma, işte mücadele etme, hayata tekrar tutunma enerjisiyle evet doluyoruz. Dolayısıyla Koç'un başlangıcı, yılın başlangıcı bu anlamda da önemli, sembolik olarak da önemli. Mesela Terazi burcunda bir dolunay var. Fakat onun karşıtında, tabii dolunayda karşısında da Güneş Koç burcunda ve 3 tane gök cismi Koç burcunda. Güneş, Venüs ve Chiron kavuşuyor. Dolayısıyla mesela o Koç enerjisi, Koç özellikleri fazlasıyla vurgulanıyor. 3 tane gök cisminin Koç'ta olmasıyla ve demek ki biz haritamızdaki Koç burcunu bu ay çok iyi kullanmayı, çok iyi öğrenmemiz lazım. Yani girişimcilik, yeni bir işe başlamak. Evet, evet. Zaten hani o şeyin var. Bir şey başlatmak istiyorsun zaten. Mesela başlatırken arkana bakmadan gitmek yerine ya dur ben de diğer kişiler de var diye öğrenmemiz lazım. Zaten hani dolunay bir karşıtlık ay terazide olduğunda mesela o özellikleri dengeleyebiliriz biz. Zaten Koç teraziden biraz daha kibar olmayı, biraz daha işbirliği yapmayı öğreniyor. Terazide ben demeyi öğreniyor filan, böyle bir karşılıklı etkileşim var. Mesela Mart ayında biz Koç olmayı öğreneceğiz anlamına geliyor. Başlatırken de sağ solu kırıp dökmeden bunu yapmayız. Çünkü neden? Mesela yöneticisi Mars İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu akıl, mantık, diğerlerinin fikrini alan. Dolayısıyla hani bu ayın Koç'unda onu yumuşatan, diğerlerini de dikkate alabileceği özellikler de bize gönderilmiş diye düşünebiliriz gökyüzünden. Dediğim gibi Mart ayında geçen ayın o katı, sert, yıkıcı etkileri biraz daha yumuşamış halde bize geliyor. Şunu söyleyeyim, her zaman söylüyorum, ısrarla söylüyorum.
Bir haritanızla ilgili veya dinlediğiniz zaman bir yorumu, işte koça ne oldu, boğaya ne oldu, ikizlere ne olacak, aslana ne olacak gibi değil de mutlaka ki doğum haritanın bütününden yola çıkarak bir yorum, isabetli bir yorum yapılabilir. Bunu her zaman, her videoda söylüyorum. Diğer yorum nereden çıktı onu bilmiyorum. Nasıl bir yanıldık ama insanlar hoşuna gidiyor duymak. Sanıyorum oradan o yanıltıcı şey yürüdü gitti. Bir haritanın bir kişiyle ilgili öngörüde bulunabilmek için mutlaka ki doğum haritasının bütünü yorumlanmalı, bütünü incelenmeli. Her zaman dediğim gibi umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katabiliriz. Bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Değerli 10 Bin TV izleyicileri, hoşça kalın.